15 Temmuz'u işaret ettiler. Yunanistan resmen savaş hazırlığında. Orban, sadece güçlüler hayatta kalacak. Macarlar, ataları Atilla'nın genlerini taşıyor. Mossad ajanlarına MİT darbesi. Yakalanan 7 kişi sorgusunda itiraf etti. Rus vekilden çarpıcı iddia. Merkez Bankası'na o isim atanınca Türkiye'de ayaklanma iptal edildi. ABD Hazine Bakanı Armageddon'u durdurmak için Çin'e koşuyor. Avrupa Birliği'nden İsveç açıklaması. Tepkilerin ardından Avrupa Birliği yelkenleri indirdi. Arkadaşlar, Dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. 2006 yılında kurulan ve merkezi Selanik'te bulunan Yunanistan gelirinde 18 şehirde aktif olan, her geçen gün sayıları artan Silahlı Kuvvetler Yedek Kulübü'ne bağlı genç ve orta yaşlı silahlı sivillerden oluşturulan gruplar, kadın erkek gece gündüz demeden silahlı savaş eğitimlerine devam ediyor. Bu tatbikatlardan biri 15 Temmuz tarihinde Yunanistan-Türkiye sınırına yakın Meriç bölgesinde gerçekleştirilecek. Bu eğitim tatbikatına yönelik LEFE tarafından yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz'da kulüp Selanik şehrinden yürüyüşle çıkarak Meriç ilinin bir bölgesinde piyade eğitimi gerçekleştirecek. Eğitim cumartesi günü başlayacak ve akşam geç saatlerde sona erecektir denildi. Kişisel masraflarla yaklaşık 1000 kilometre yol kat ederek neden Evros'a gideceklerini şu ifadelerle açıklıyorlar. Çünkü düşman zamanı ve yeri seçecek ve onunla yüzleşmeye hazır olmalıyız. Savaşların üstesinden gelmesi gereken susuzluk, açlık, baskı, yorgunluk, hava koşulları gibi basit sorunları yaşamış olmalıyız. Evros'ta birçok kişiye mesaj göndermek için hepimizin ayrılmaz bir parçası olduğumuz Yunan ordusu subaylarına, bunlardan bazıları çocuklarımız olabilecek askere alınmış meslektaşlarımıza, ulusal muhafızlara ve bölge sakinlerine, yedek meslektaşlarımıza eğer gerekirse yapmamız gerekeni yapmak için orada olacağız. İstiyoruz, başarabiliriz. Ve son olarak komşularımıza ve ulusal bağımsızlığımıza ve ülke topraklarının bazı bölgelerine göz dikenlere ne kadar dev olduklarını zannetseler de bizi daha önceden birinci ve hazır bir şekilde bulacaklar denildi. Macar basınının aktardığına göre Macaristan Başbakanı Viktor Orban, zayıf ulusların yok olacağı ve güçlülerin hayatta kalacağı zamanın yaklaştığını söyledi. Dünya Orban'ın yeni medeniyetler savaşını bekliyor. Orban, güvenlik görevlileri yetiştirecek olan Ulusal Kamu Hizmeti Üniversitesi'nin Hukuk Fakültesi'nin açılış töreninde görüyorsunuz, dünyanın temellerinin sarsıldığı bir zamanda yaşıyoruz. Biz Macarlar da istisna değiliz ve merkez üssü hemen yakınımızda. Zamanımızın büyük savaşı Macaristan'ın hemen yakınında gerçekleşiyor ve güneyden gelen on binlerce, yüz binlerce göçmen sınırlarımızı kuşatıyor, dedi. Ülkenin güçlü insanlara ihtiyacı olduğunu, çünkü güç olmadan gerçeğin çok az değeri olduğunu söyledi. Zayıf ulusların yok olacağı ve güçlülerin hayatta kalacağı zamanlar gelecektir. Bu nedenle kendi savunma hatlarımızı ve kolluk kuvvetlerimizi her geçen gün güçlendirmeliyiz, diyerek sözlerini tamamladı. Bundan sonra muhtemelen faşizm suçlamalarını beklemek gerekir. Orban'ın Avrupa için oldukça şok edici açıklamaları nedeniyle birden fazla kez bununla suçlandığı söylenmelidir. Viktor Orban'ın sözlerini değerlendiren Rus gazeteci Andrei Dimitrev, Viktor Orban kesinlikle batıdaki az sayıdaki mantıklı siyasetçiden biri. Şimdi doğal olarak Avrupa ülkeleri de dahil olmak üzere pek çok ülkede önce herkesin, sonra da çok az kişinin hayatta kalmasına izin verecek böyle ürkütücü, acımasız rejimler iktidara gelecek. Fransa zaten Le Pen'in fikirlerini oldukça mantıklı olarak algılıyor. Bu Orban'ın sınavı elbette şiddet yanlısı değil ama sert, dedi. Macarların Hunlardan ve onların atası Atilla'dan aldığı genler burada açıkça ortaya çıkıyor. Zaman zaman şiddetli, belli bir itaatsizlik onların doğasında var. Macarlar örneğin Bulgarlar ya da Romanlardan farklı olarak sosyalist kampa aktif olarak dahil olmak istemediler. Yeni kuralları kabul etmek için uzun süre direndiler. Sonra 1956'da Sovyet ordusu tarafından güvenli bir şekilde bastırılan bir ayaklanma oldu. Şimdi de aynı şekilde Ukrayna'yı destekleyen küreselci projeye ve Batı'nın Rusya'ya karşı Haçlı Seferi'ne uymak istemedikleri açıktır, dedi. Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail, Rus ve İran istihbaratına bağlı Türkiye'de faaliyet gösteren casuslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. MİT İstanbul Bölge Başkanlığı İstihbarata Karşı Koyma Daire Başkanlığı birimleri, İsrail Gizli Servisi'nin ülkemize yönelik gerçekleştirdiği haber alma faaliyetlerini sıkır bir şekilde adım adım takip etti. MİT'in elde ettiği bilgiye göre Mossad, istihbarat ve takip yeteneği olan kişileri özel olarak seçip yurt dışında eğitti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen siyasal ve askeri casusluk operasyonunda yakalanan 7 kişi, sorgularında Mossad'a çalıştıklarını tek tek itiraf etti. Toplamda 9 hücreyle bağlantılı 56 şahsın Mossad'a çalıştığı değerlendiriliyor. İsrail Devleti'nin Tel Aviv merkezli, aralarında Orta Doğu'lu birçok ülke vatandaşından oluşan uzaktan çevrim içi operasyon ekibi kurarak, biyografik istihbari bilgi toplama, teknik bazda konum ve gerçek IP adreslerinin elde edilmesini sağlamak için
Arapça başta olmak üzere farklı dilde çoklu yayın yapan sahte internet haber siteleri dahi kurduğu saptandı. Mossad'a bağlı 9 ayrı İsrail istihbaratçının yönetip yönlendirdiği üst istihbarat hücre yapılanması şeklinde kurulan dev istihbarat ağının uluslararası çapta operatif yeteneğe ulaştığı öğrenildi. Yurt dışından Türkiye'deki elemanlarla gerçekleştirilen tüm irtibatların İspanya, İngiltere, Almanya, İsveç, Malezya, Endonezya, Belçika ülkelerine ait sahte kişilere ait yüzlerce tek kullanımlık internet data hatları üzerinden yapıldığı belirlendi. İstanbul'da İsrail adına çalışan istihbarat elemanlarına uzaktan siber eğitim ve teknik destek hizmetlerini ise Tel Aviv merkezli casus yazılım firması Cyber Intelligence International Private Ltd.'nin yöneticisi 8 Ekim 1999 doğumlu Priyanshi Patel Kulhari veriyordu. Mossad'da çalışan siber istihbarat uzmanı Kulhari, İstanbul'daki casuslarla sürekli irtibat halindeydi. Hedef şahısların telefonlarına casus yazılımlarla nasıl sızılacağını, hangi haberlerin linklerinin tıklatılacağını yine Kulhari belirliyordu. MIT ayrıca Mossad'ın İstanbul'da elemanı yaptığı Arap kökenli casusları, başta Lübnan ve Suriye'ye istihbarat toplama ve SİHA'larla operasyon yapılacak nokta konumların belirlenmesi için gönderildiğini tespit etti. Sözde Malezya, Endonezya ve İsveç'te kurulu farklı iş kollarına bağlı ofislerin kurulduğu öğrenildi. Aslında tüm operasyonlar İsrail'in başkenti Tel Aviv'den yönetiliyordu. MIT'in İKK ajanları Mossad'ın Türkiye'deki casusluk faaliyetlerini bir adım öteye taşıdığını, Mossad'ın MIT'e yakalanmamak için çok karmaşık metotlar geliştirerek İstanbul merkezli bazı operasyonlar gerçekleştirdiğini ortaya çıkardı. Rustrat Uluslararası Siyasi ve Ekonomik Stratejiler Enstitüsü Müdürü ve Duma Milletvekili Elena Panina, Rex Haber Ajansı için yazdığı makalede çarpıcı yorumlarda bulundu. Türkiye'de ayaklanma neden iptal edildi? Başlıklı makalede Elena Panina, Wagner isyanının hikayesi Türkiye'deki olayları gölgede bıraktı. Seçimlerden sonra Türkiye'de bir ayaklanma yaşanacağı neredeyse %100 tahmin ediliyordu. Ancak bu gerçekleşmedi ve muhalefet dedikleri gibi sırra kadem bastı. Washington ise buna öfkelenmedi. Bu nasıl açıklanabilir ve ne beklenmelidir ifadesini kullandı. Makale özetle şöyle devam ediyor. Erdoğan yönetimindeki Türkiye, kendi etki alanını güçlendirmek için farklı güç merkezlerinin çıkarları arasında çok vektörlü manevralarla hareket ediyor. Aynı zamanda NATO üyesi olması, Batı pazarlarına erişime ve Batı teknolojisi ve sermayesinin akışına bağlı olması nedeniyle net sınırları vardır. Erdoğan'ın yeniden seçilmesi, büyük Amerikan pastasının kenarlarını yavaş yavaş kemirme politikasının devamı anlamına geliyor. ABD için asıl soru, Rusya ve Çin'le asıl savaşları yaşanırken Türkiye ile ne yapacaklarıydı? Erdoğan, eski Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'i değil, Hafız Gaye Erkan'ı Türkiye Merkez Bankası'nın başına atadı. Görünüşe göre Erdoğan, Merkez Bankası'nı küreselcilere devrederken kendisi Cumhurbaşkanı olarak kalıyor ve güç dengesini koruyor ve Maliye Bakanlığı'nın başına kendi adamını bırakıyor. Erdoğan şimdilik Rusya ve Baye ile bağlar kurarak küreselcilere verdiği bu büyük tavizi telafi etmeye çalışıyor. Ancak ABD, Merkez Bankası'na sahip olarak ayaklanma yöntemlerine başvurmadan bile gaz merkezinin çalışmasını engelleyerek Türk ekonomisini bitirebilir. Belki de Erdoğan, ABD'nin Türkiye'nin çıkar alanını tanıması ve Rusya'ya karşı diplomatik bir zafer kazanması durumunda kendisine bir pay vermesi karşılığında Washington'ın Ukrayna'daki dış politika hedeflerini savunmaya hazır olabilir. Ve zafer, Ukrayna tiyatrosunun dondurulması olarak ilan edilecek. Bu oyunda Türkiye'nin çıkarları Batı'nın çıkarlarıyla uyumludur. Erdoğan, ABD'ye bir miktar mali egemenlik devretti ve karşılığında eski Sovyetler Birliği'ne doğru genişlemeyi bekliyor. Biden ve Erdoğan arasındaki anlaşma ancak bu şartlarda gerçekleşebilirdi. Türk ayaklanması bu yüzden gerçekleşmedi. Özellikle de Batı ve Türkiye, Rusya'nın güçlenmesinin kabul edilemez olduğu konusunda tam bir fikir birliği içinde ifadelerine yer verdi. Newsbreak'in haberine göre Çin Maliye Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın 6-9 Temmuz tarihleri arasında Çin'i ziyaret edeceğini duyurarak resmen doğruladı. Bu ziyaret ABD için büyük önem taşıyor. Çin, ABD'nin kamu borcunun şaşırtıcı bir miktarını elinde tutarken birçok düzeyde küreselleşmeden arındırma sürecini de başlatmış durumda. BRICS'in altına dayalı yeni bir ortak para birimi oluşturma niyetini dile getirilmesi ABD ekonomi kurmaylarının endişelerini artırdı. Yellen'a geçtiğimiz günlerde Çin'in elindeki ABD tahvillerinden kurtulmaya karar vermesi durumunda bir planı olup olmadığı soruldu. Yellen'ın yanıtı Amerikan kamuoyunu dondurdu. Zira Biden yönetiminin ekonomi kurmaylarının çantasında böyle bir plan olmadığı anlaşıldı. Gerçekten de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Pekin'e yaptığı ve en hafif tabirle aşağılayıcı bir muamele gördüğü ziyarette de görüldüğü üzere ejderha dişlerini iyice gösterdi.
Blinken, ABD'nin Tayvan meselesine askeri müdahalede bulunma ihtimalinin olmadığını açıklamak zorunda kalırken, Amerika'nın tek Çin politikasını desteklemeye devam ettiğini açıkça ortaya koydu. Janet Yellen'ın da yaklaşan Armageddon'u durdurmak için toprak ve sudan vazgeçeceği açıktır. Yani Çin'in ABD tahvillerini serbestçe piyasaya sürmeye karar vermesi halinde Amerikan ve tüm Batı ekonomisi için ortaya çıkacak sonuçlar korkunç olacak. Les Echos gazetesinin Fransız köşe yazarı Claire Bergeles, BRICS ülkelerinin tek bir para birimi oluşturmaları halinde dolarsızlaşmayı hızlandıracaklarını savun. BRICS ülkelerinin dünya nüfusunun %40'ından fazlasını ve küresel gayri safi yurt içi hasılanın neredeyse dörtte birini oluşturduğunu belirtti. 57 Müslüman devletten oluşan İslam İşbirliği Teşkilatı, İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasının ardından Suudi Arabistan'da acil bir toplantı yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı, Kur'an'a saygısızlığı yasaklayacak yeni bir uluslararası hukuk çağrısında bulundu. Türkiye, Avrupa Birliği ve Rusya saygısızlığı kınamıştı. İsveç Dışişleri Bakanlığı da Kur'an'ın yakılmasını kınadığını ve İsveç ve Avrupa'da bu tür ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlüğe tolerans gösterilmediğini belirten bir açıklama yapmıştı. Tepkilere yönelik bir açıklama da Avrupa Birliği'nden geldi. Açıklamada Avrupa Birliği, Bağdat'taki gelişmeleri yakından takip etmekte olup, sükunet ve itidal çağrısında bulunmaktadır. Diplomatik binalara yönelik saldırıları kınıyoruz. Avrupa Birliği, İsveç'te bir kişi tarafından Kur'an yakılmasını şiddetle reddeden İsveç Dışişleri Bakanlığı'na katılır. Bu eylem hiçbir şekilde Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmamaktadır. Kur'an-ı Kerim veya başka herhangi bir kutsal kitabın yakılması saldırgan, saygısızca ve açık bir provokasyon eylemidir. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve bunlara bağlı hoşgörüsüzlük tezahürlerinin Avrupa'da yeri yoktur. Bu tür bir eylemin Müslümanların önemli bir kutlaması olan Kurban Bayramı'nda gerçekleştirilmiş olması daha da üzücüdür. Avrupa Birliği yurt dışında ve yurt içinde din veya inanç özgürlüğüyle ifade özgürlüğünü savunmaya devam etmektedir. Şimdi karşılıklı anlayış ve saygı için bir arada durma ve olayların daha da tırmanmasını önleme zamanıdır, denildi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.